için yine bolca sorusu gelen bir konuya değinmek istiyorum ki dil okulları ya da özel ders. Bu konunun da böyle kendi içerisinde dallanıp budaklandığı için soruları ayırarak incelemek istiyorum. Bu sebeple videonun uzun olabileceğini düşündüğümden açıklamalar kısmına her konuyu saniyesiyle birlikte eklerim. Oradan kolayca erişebilirsiniz. İşte dil okulu mu, özel ders mi, Türkiye'de mi, yurt dışında mı, vize durumları vesaire hepsine teker teker bakacağız şimdi. Türkiye'de dil okuluna gidilir mi? Bu biraz aslında senin amacının ne olduğuna bağlı olarak değişen bir durum. Sınava mı hazırlanacaksın? Yani önündeki amaç sınavı geçmek mi? Yoksa yani konuşma becerisi kazanayım, kişisel gelişimim olsun şeklinde mi bir düşüncem var? Çünkü yani bir dilin sınavına girmekle o dili konuşmak arasında epey bir fark var. Ne olur mesela gidersin bir kursa, zaten onlar belirli bir kitap takip ediyorlar. Sen istesen de istemesen de o kitap seni sınava hazırlamaya yönelik bir kitap. Hazırlanırsın bir şekilde sınavına, girersin. Alırsın B1, B2 sertifikanı. Ama o dilde diyaloğa o kadar kolay giremezsin. Çünkü konuşmak başka bir şey. Konuşmak o dilde düşünmeyi gerektiren bir şey. O yüzden yani Türkiye'de dil kursunu bir ele. Ha ne var mesela? Devletin böyle ücretsiz kursları oluyor kültür merkezlerinin. Benim zamanım bol, zamandan bol neyim var diyorsan eğer gidebilirsin. Yani yine birkaç bir şey öğrenirsin. Ama çok da bir şey bekleme. Yani Türkiye'de dil kursuna giden de hiç kimse mi konuşamıyor Dilan diyebilirsin. İlla ki konuşan vardır. Bir dili öğrenirken zaten en büyük şey senin o dilde gösterdiğin emek, harcadığın çaba. Bir arkadaş da dil kursuna gitmiştir ama mesela konuşma üzerine ayrıca bir çaba sarf etmiştir. Mesela arkadaş bulmuş olabilir ki bence bir dili öğrenirken yapabileceğiniz en güzel şey bir arkadaş edinmek. Yani dedik ki eğer ki konuşmak istiyorsan Türkiye'de dil kursuna gitmeyi bir ele. Peki Türkiye'de özel ders alınır mı? Alınır. Neden? Çünkü sen varsın, hoca var. Sadece sana ayrılmış olan bir zaman var. Orada artık nasıl istersen yönet hocayı. Yani ben böyle böyle ders işlemek istiyorum. Benim amacım sadece konuşmak. Ya da tamam sınava da hazırlanacağım ama konuşmak istiyorum yani. O kadar zaman harcayacağım, emek harcayacağım. O dili konuşabilmek istiyorum dersin. Hocana da böyle müfredat takip etmeye, gerçekten senin konuşmana yönelebilecek birini seçersin. Böylece özel ders alınır yani. Neden alınmasın? Hatta bu özel dersi aldıktan sonra imkanın varsa bir de o dilin konuşulduğu ülkeye bir gezi patlatırsın. Tamamen böyle duymalı konuşmalı güzel bir pratik elde etmiş olursun. Yani işte gezme imkanın yoksa. Tavuk kardeş. Neyse yani bir gezme imkanın yoksa mesela arkadaş edinirsin dediğim gibi en güzel o. Ya da işte müzik dinlersin, film izlersin, dizi izlersin bir şekilde o dille iletişimde kalmaya çalışırsın. Aldığın bu özel dersin katkısı ne olur? Düzgün cümle kurmanı sağlar, düzgün konuşabilmeni sağlar, yanlışlarını düzeltir, telaffuzunu düzeltir. Sana katkısı bu olur, gerisi sende. Yani bir dili konuşabilmek için konuşman gerekecek. Madem hepsi bende sadece konuşmak gerekiyor ben kendi kendime de konuşurum. Diyebilirsin. Hemen ona da bir örnek veriyorum. Şimdi bizim bir ablamız var, Irina. Kendisi Ukraynalı. 12 yıldır Madrid'de yaşıyor. Çok da böyle konuşmayı seven bir kadın. Yani işte dışarıda olsun, işte olsun sürekli konuşuyor yani. Sürekli bir iletişim halinde. Çok fazla kelime bilgisi var. Ama onları kullanamıyor. Yani ne fiilleri zamanına göre çekimliyor, artikel zaten hiç yok. İşini hallediyor mu? Hallediyor. Bir şekilde işini hallediyor. Ama yani 12 yıl olmuş. Dönüp bakıyorsun şöyle ya İspanyolca bilmiyor diyorsun. Neden? Çünkü ne bir kitap okumuş ne işte birinden böyle ders mahiyetinde, ders babında bir yardım almış, destek almış. Sadece duymuş. Bir şekilde kendi kendine yani konuşmaya çalışmış. Konuşuyor ama işte dönüyorsun İspanyolca bilmiyor diyorsun. O yüzden işte bu özel derste senin konuşurkenki yanlışlarını düzeltecek nasıl cümle kurulur, cümle sıralaması nasıl olur, artikeller nasıl kullanılır, fiiller zamanlara göre nasıl çekimlenir bunları gösterecek. Türkiye'de özel derse eğer ki müfredat takip etmeyen bir öğretmen bulursanız, gerçekten sadece konuşmaya odaklanabilecekseniz evet verdim. Gelelim yurt dışında dil okuluna. Bunun bence tek bir artısı olabilir, o ülkede olmak.
Başka güzel bir şey yok yani. Hani zaten çok pahalı. Dil kursunun bulduğu öğretmenin de böyle aman aman bir artısı yok yani. Onu dışarıdan sen de bulabilirsin. Üstüne üstlük dil kursuyla gittiğin için daha da pahalıya patlıyor. Hem grup ders alıyorsun. Onlara da geleceğim de yani hani hiç grup derse girmeyin. Bir de kurumun parasını ödüyorsun. Dersin ücreti haliyle artıyor. Ama yabancı ülkede de dil kursuna belirli şartlarda tamam diyebiliriz. Nedir o şartlar? Şimdi ya ben oralarda yapamam, hani tek başıma beceremem. Gideyim vereyim bir acentaya, benim yerime dil kursunu bulsun, kalacak yerimi bulsun, vize işlemlerime yardım etsin. Beni oraya göndersin, yeter diyorsan eğer, ekonomik olarak da sıkıntıda değilim diyorsan tamam verirsin. Onlar zaten her şeyi hallediyor, gidersin paşa paşa, artık ne kadar kalıyorsan dönersin gelirsin. Ama dersen ki ya işte bu şirketlerle gitmek çok pahalı, en azından Türkiye'deki aracı şirketi aradan çıkarayım, dil kursuyla konuşayım, artık onlar ayarlasınlar, bir de bana davet göndersinler, vize işlemlerim kolaylaşsın diyorsan, işte bu şirketi aradan çıkarırsın, direkt dil kursuyla iletişime geçersin, işini öyle halledersin. Bu da olabilir. Dersen ki ya ben kalacak yeri ayarlarım, sadece bana vizede yardım etsinler dersen, yine kalacak yerini ayarlarsın, onlar yine davet gönderirler sana, öyle gidersin. Bunların hepsi yani senin vize alabilmen için. Başka bir derdin yok. O da nasıl olur? Uzun dönem vize almak istiyorsan, yani 90 günden fazla kalmak istiyorsan İspanya'da bu yola başvurabilirsin. Ama yani hani benim kalacağım zaten 1 ay 2 ay, en fazla 90 gün diyorsan eğer, bence turist vizesiyle git. Dilimi geliştireceğim, kültürle tanışacağım falan filan diye bir dilekçe yazarsın. Bankada da yeteri kadar paran varsa zaten hani dil kursuna göndereceğini onu bankadan tutup öyle gösterirsin. Zaten vizen çıkar. Yani kısa süreli vizeler o kadar zorlu değil. Öğretmeni ne yaparsın? Oradan da birisiyle iletişime geçersin. İlla yani ana dil İspanyolca olan birinden ders alacağım diyorsan, oradan birisiyle dışarıdan iletişime geçersin. Hem birebir ders alırsın, grup derslerine girmezsin. Öğretmen tamamen sana kalır. Hem de daha uygun ayarlamış olursun. Yani en mantıklısı dedik, eğer vize işlemlerinde sıkıntı çekmeyeceksen, yani uzun dönem kalmayacaksan özellikle, dil kursunu ele dedik, özel ders al dedik. Çünkü zaten hani dil kursları tamamen para kazanmaya yönelik oluşturulmuş kurumlar. Senin dışarıdan bulacağın öğretmeni de kendisi buluyor. Hemen hemen aynı kriterlerde zaten bu öğretmen. Bir de işte kurumun parası ekleniyor üzerine. Zaten grup ders yapıyorsun. Yani o adamların çoğu şeyden geliyor. İşte okul vasıtasıyla gelmiş okul gönderiyor. Kulüplerle gelmiş kulüp gönderiyor. Adamın öyle acilen öğrenip gideyim diye bir derdi yok. Grup olduğu için öğretmenin de herkesle birlikte ilerlemesi gerekiyor. Öyle olunca da yavaş ilerliyorsun. Ya zaten alabileceğin hafta sayısı belli. Sana pek bir şey kalmıyor. O yüzden bence dil okulu çöp. Yani şöyle oluyor zaten işte. Diyelim ki haftada, diyelim ki günde 2 saatten haftada 5 saat ders alacaksın. Tamam mı? Bunu grup dersiyle alacağına haftada 2 saat birebir hocayla ders almanı öneriyorum. Zaten 2 saat de diyor da bu 2 ders saati oluyor. Yani mesela günde 2 saat dersin olacağını düşündüğün anda 45 dakika aslında bu ders saatleri ve totalde 1,5 saat alabiliyorsun. Zaten adam geç geliyor, senin grup arkadaşların geç geliyor, bir şekilde derse geç başlanıyor. Yani seni o 2 saat ders alacağım diye düşündüğün derste 60-70 dakika bir ders alabilirsen iyidir. Hani yolundun zaten artık bir kere. Beni de yoldular da ona geleceğim daha. Yani sonuç olarak yurt dışında da dil kursunu eledik. Eğer ki vize problemimiz yoksa, özel derse okey verdik. Eğer ki yine dil kursuyla gitmemiz gerekiyorsa da az ders alalım ama öz ders alalım dedik. Tamam dedik dil kursuna. Çünkü oraya gitmemiz lazım. Hani. Ama bence hepsinden daha da güzel bir hareket var. En mantıklı yapabileceğiniz hareket bu bence. Diyelim ki illa ben o ülkeyi ziyaret edeceğim diyorsun. Zaten git yani o ülkeyi gerçekten ziyaret et bence. Bu hani harika bir hareket olur bu. Neyse diyelim ki yurt dışına çıkacağım diyorsun. O ülkeye gideceğim diyorsun. O ülkeye o dilde sıfır gitme. Yani sıfır gittiğini düşün, tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun o dile dair. Ne konuşuyorlar, ne ediyorlar bilmiyorsun. Oraya gideyim, dinleyeyim, işte pratik yaparım, bir şekilde böyle öğrenirim diyorsun. Tamam gittin oraya, adamlar konuşuyorlar. Ama sen o kadar sıfırsın ki. Yani adamın dediği kelime ne senin kafanda canlanıyor, ne harflerine dair, telaffuzuna dair bir fikrin var. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey öğrenemezsin ki sen.
O yüzden bence önce bir ders al. İlla ana dili o dil olsun diyorsan öyle bir öğretmen bul al. Ama bence Türk vatandaşı bulursan en azından sıkıştığın yerde ikinizin de ana dilinin Türkçe olması gerçekten büyük yardımcı olur. Yani ya işte bak böyle böyle bizde şöyle bir kullanım var. Acaba onlar nasıl kullanıyor dersin. Zaten ya da senin öğretmenin de sen nasıl düşünüyorsan aynı yolla düşünmüştür. Neden? Çünkü diliniz aynı. Aynı yerden geliyorsunuz yani. O yüzden onunla iletişime geçmen daha kolay olur diye düşünüyorum ben. Buldun öğretmeni, tamam mı? Daha Türkiye'desin. Aldın dersi. Artık belirli bir konuma geldin, belirli bir seviyeye geldin o dilde. Ondan sonra artık git yani. Ondan sonra artık gidebilirsin. Çünkü artık bir bilgin var. Cümle nasıl kurulur biliyorsun. Orada yapacağın şey senin dinleyerek kelime öğrenmen ve bilgini pratiğe dökmen, konuşman. Bence en güzel hareket budur. Bunu yapın. Bir de şey geliyor bana en çok soru. Bana bir dil bilgisi kitabı önerir misin? Zaten benim okuduğum bugüne kadar dil bilgisine dair bir tane kitap var. Size bir kitap önerebilecek insan ben değilim. Öyle bir yetkinlikte değilim. Neden? Çünkü bilmiyorum kitap yani bilmiyorum. Ve İspanyolca konuşuyorum ve çok kısa bir sürede konuşmaya başladım. Neden oldu bu? Çünkü dil bilgisi kitaplarına bağlı kalmadım. Müfredatı bir kenara attım. Pratiğe yöneldim. Sen de aynısını yapabil diye bu videoyu çekiyorum. Yalnız çok zaman harcaman gerekiyor. Benim iki tane kardeşim var. Ya ben özel ders veriyorum ya. Gel sana öğreteyim yani bir şeyler. Öğren bu dili. Zaman harcamak istemedikleri için de o dili bilmiyorlar. Bir de şey var mesela, işte ben hobi olarak öğreniyorum. Haftada 2 saat çalışırım. Yavaş yavaş, acelem yok. Ya sen haftada 2 saatle 3 yıl çalış istersen. Ne yapacaksın? Zaten ilk 1 saat çalışıyorsun, öbür haftanın öbür saatine geçene kadar unuttun. Hadi tekrar yap. Neyse, son olarak benim Madrid'de gittiğim bir dil okulu hakkında konuşmak istiyorum. Madrid Idioma Plus. Değişik de bir adı var, hatırlayamadım. Şimdi şuraya koyacağım bu sefer. Bu kurs iğrenç. Buna gitmeyin. Ben 9 hafta ders aldım. Bir de akşam ders aldım ki daha ucuz olsun diye. İşte bu 9 haftalık derse haftada her gün 4 saattendi herhalde. 4 saat de işte ders saati olunca yine pek bir şey kalmadı. Haftanın 5 günü böyle 4 saatten ders aldım oradan. 940 euro ödemiştim o zaman. Bir de 50 euro davet için şey gönderiyorlar falan filan. İşte ben o zaman bilemedim yani hani vize almam gerekiyor, vize almalıyım diye düşündüm. Bir de ne bileyim hani dil kursuna gidiyorsunuz. Ya herkes dil okuluna gidiyor, yabancı bir ülkede gidiyorsun. Güzel bir şey zannediyorsun yani bunu. Değilmiş işte. O kadar kötüydü ki yani özellikle benim öğretmenim bence birinin başına gelebilecek en kötü öğretmenlerden birisiydi. Sınıf arkadaşlarım daha da kötüydü zaten. İşte bir Çinli vardı, bir Koreli vardı, bir Filipinli vardı, bir de ben vardım. 4 kişilik bir sınıf. Çinli üniversite okuyor orada, tamam mı? Kanarya Adaları'nda 4 yıl kalmış. Kanarya Adaları'nda da İspanyolca konuşuluyor. Neyse hani adalarda biraz İspanyolcası değişik. O yüzden tamam diyeceğim, öğrenememiş olabilir diyeceğim. Koreli vardı. Koreli 4 yıldır Madrid'de yaşıyor. 17 yaşında. Zaten küçüklükten gelmişsin. Senin şekil alman biraz daha basit, değil mi? Sosyal bir hayatın var. Futbolcuydu o. Futbol vasıtasıyla gelmişti. Ya zaten hani bütün takım arkadaşların İspanyol senin. Liseye gidiyorsun, sınıf arkadaşların İspanyol. Sabahtan akşama kadar İspanyolca konuşuyorsun. 4 yılda sen düdük müsün kardeşim yani öğrenemedin. Neyse bunu öğrenememesi de belki zaten öğrenme şevki yoktu da çocukta. Ya böyle bir grup arkadaşınız var, tamam mı? Ne öğrenmek istiyor ne bir şey istiyor. Benim orada yaptığım şey Google çeviriden bayağı bildiğim bir ders boyunca kelime çevirmek, sıfatların anlamına bakmak vesaire. Bunu ben evde de yaparım. Ben Ekim'de başlamıştım işte o zaman. B2 seviyem falan da yoktu yani. Bir arkadaşımı aradım İspanyol. Dedim böyle böyle hani ben daha yüksek bir seviyeden başlamak istiyorum ki kurs beni zorlasın. Sürekli ders çalışayım ben. Çocuğa yaptırdım sınavı. Hani o da bir iki tane yanlış yaptı da B2'ye koysunlar diye bekliyoruz. Yoksa ben daha yeni tanışmışım İspanyolcayla. Neyse sınıfa gittik öyle. Keşke C1 falan çıkarsaydık yani. Hala bu konuyu düşündükçe böyle ciğerim yanıyor yani. Bir tek güzel şeyleri vardı. Oyun falan oynatıyorlar. Oyunu batsın ya yani. Hiçbir şey mi öğretemediniz? Toparlayacak olursak artık bu gelen sorulara oldukça detaylı bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Tabii yani benim kendi naçizane fikirlerim. Hani belki de harika dil kursları vardır. Mevcuttur.
Ya da işte yani herkesin isteği bir olmuyor. Belki de herkes benim kadar aceleci olmadığı için onların taleplerine karşılık verebilecek kurumlar mevcuttur. Bilemiyorum. Canım komşularım çardak yapıyorlar da.